Merhabalar, ben Cevahir. Bu videoda Winchill'de toplantı nasıl oluşturulur output'la entegre olarak bunu göstereceğim. Toplantıları Winchill'de yönetenler var. Bunun faydalarından bahsedeceğim. Öncelikle Winchill'e giriş yaptıktan sonra Home sayfanıza geliyorsunuz. Şimdi burada Meetings'in olması gerekiyor. Eğer burada Meetings yoksa Customize'dan Meetings'i aktif ediyorum. Meetings geldi. Şöyle Task'ın üstünde durmasın. Task Updates. Checkout yok. Şöyle aşağıya aldım. Burada Meetings'e geldiğimde New Meeting butonu var. New Meeting'e basıyorum. Karşıma 3 adımlı bir ekran çıkacak. Bu aynı işlemi Outlook içerisinden de yaparsanız Outlook'ta sağ üstte şöyle açalım. Winchill sekmesi var. Şimdi ben buradan login olursam aynı New Meeting butonu Outlook'un içerisine de gelecek. Şimdi burada toplantının konusu, örneğin tasarım gözden geçirme, bu konu kısmına, mailin de konu kısmına gelecek aynı zamanda, ya da Outlook'taki takvimde konu kısmına gelecek subject'te. Tarihi bugün, duration times 60 dakika, işte telefon numarasını buraya yazacağız. Meeting location, buraya yazdığınızda location olarak toplantı odasını tutar, mesela toplantı salonu 1 diye lokasyona yazacak. Toplantı ajandası 1, işte bu konular konuşulacak, 2, bu konular konuşulacak gibi. Next dedim. İkinci kısımda katılımcıları seçiyoruz. Add participant'tan örneğin Cevahir Yıldırım katılacak. Bir de Burcu Dursunkaya katılacak toplantıya. Okey dedim. Katılımcı ekledim. Next dedim. Şimdi buraya kadar her şey, ilk iki adım zaten Outlook'ta toplantı oluşturduğunuzda yaptığınız şeyler. Asıl fark yaratan kısım, toplantı objesini Winchill'de ekleyebiliyorsunuz. Yani ben buraya Add Meeting Object deyip, örneğin şuraya name'inde crank yazan tüm objeleri buldum. Örneğin ben şu anda şu crankshaft montajı ile ilgili, şu montajla ilgili bir toplantı yapacağım. Bu objeyi de toplantının içerisine ekledim ve finishledim. Şimdi bu işlemden sonra oradaki kişilere toplantının maili gidiyor. Oradaki kişilerin takvimine Outlook içerisinden toplantı gidiyor, yerleşiyor. Ve aynı zamanda Meetings altında, şöyle Meetings'e tıklarsak, tasarım gözden geçirme toplantısı oluşuyor. Bu toplantının içine geldiğimde Details da toplantının içine yazdığınız konu, agenda vesaire. Ve Related Object'te toplantı objesi, katılımcılar ve eğer yüklersem toplantı sorusu yükleyeceğim toplantı notları ve agenda dokümanlarını buraya Add Agenda, Admin listeye yükleyebilirim. İşin güzel yanı, bu toplantıdan her zaman içerisinde bu crankshaft'ı görebiliyorum. Ya da Winchill'de diyelim yıllar sonra gelip bu crankshaft'ı arattığımızda, bakın objenin bilgi sayfasına gittim. Bu shaft'la ilgili toplantılar burada. Meetings. Yani ben 10 sene sonra gelip 18 Şubat tarihinde yaptığım tasarım gözden geçirme toplantısının tüm notlarına, katılımcılarına, aldığım kararlara kadar her şeyine buradan ulaşabiliyor olacağım. Avantajı bu şekilde. Yani life cycle management sırasında toplantıları da objeyle ilgili ilişkili şekilde yönetebileceksiniz.